Tabii ki. Yani olabildiği kadar kalabalık ve kalabalık derken olabildiği kadar gerçek insanlarla gerçek ilişkiler kurabildiğimiz ve duygusal olarak kendimizi açabildiğimiz en az 5-10 kişiye her an ulaşımımızın olduğu bir sosyal çevre bizim için en ideal sosyal çevre. Nedir bu? İşte küçük klanlar halinde avlanan eski insan topluluklarının yapısı. O zaman şehirler yok, büyük gruplar yok. Yani şimdiki aşiretler bile eski klanlara göre muhtemelen çok büyük. Daha küçük gruplarda işte malum Dunbar sayısı diye bir sayı var. Bizim beyin korteksimiz, yani beynimizin kapasitesi, belki canlılar arasında en büyük beyin kapasitesi ama şempanzeler kadar bireysel ilişki kurmamıza izin veriyor. O da yaklaşık 150 kadar kişiyi gerçekten tanıyıp işte isimlerini, cisimlerini, huylarını, sularını bilebiliyoruz. Bunun üstüne çıktığımız zaman sanal birliktelikler başlıyor. Şimdi konu ne? Yani gerçek insanlara neredeyse erişimin yok. Sanaldan başını alamıyoruz. Bir tıklamayla milyon, milyar kişi, şu anda 4 milyar insan ne internet kullanıyormuş. Potansiyel olarak hepsiyle bağlantıdasın. Bu bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. O yüzden yalnızlık mesela bu kadar kalabalık, bu kadar bağlantılı bir toplulukta en fazla bu zaman daha yuka çıktı. Şimdi bu tuhaf. Bu kadar madem yalnızlık, bağlantısızlık gibi anlıyoruz. Demek ki bağlantıyla ilgili bir şey değil. Yani connected olmak, bir şekilde bağlı olmak bizi yalnızlıktan kurtarmıyor. Bayram öncesi insanların ölmemesinin sebebi muhtemelen... Biz de bayramda ölüyor trafikte. Biz onu da beceriyoruz. Mesela seninle ilk buluşmamızı hatırla. Hocam çok romantik bir şeymiş gibi anlattın. Hayır ama değil mi? Yani herkes ilk tanıştığı anı hatırlasın. Abi bir gerginlik olur. Ya kimcidir, necidir, tamam YouTube'dan gördük, tamam papyonlu çocuk güzel falan ama bir taşa dokunmayalım, ters bir tarafa. Böyle devamlı bir teyakkuz haliniz. İkinci randevulaşmamızı hatırla, televizyonda da karşılaşmamızı hatırla. Mesela televizyonda gittiğin zaman gergin bir ortam, orada bir mizansen var falan. Emrah Safa Gürkan'ı gördüm, vay abi, ooo hocam ne haber, çat tük tük falan. Hemen iki dakikada bir gevşeme oldu, dikkat ettin mi? O niye oluyor? Tanıdığın, bildiğin insanla bir araya geldiğinde, abi beyinde bunun hormonu var. Oksitosin diye bir şey, pış diye bir basıyor. Oksitosin senin telaş devrene diyor ki sakin ol, güvenli yerdeyiz. Bunlar tanıdık, bizim arkadaşlar. O amigdala dediğimiz stres üretme sistemi baskılandığı anda sen odaklanabiliyorsun. Nefesin, kalp atışın yavaşlıyor. Vücudundaki onarım mekanizmaları hızlanıyor. Uzun seneler yalnız yaşayan insanlar, yalnız kalan, tek başına kalan insanlar bu yüzden erken ölüyorlar. Oksitosinsizlik. Bunu söyleyen diplomayı veriyoruz bu arada. Oksitosinsizlik bize hasar veriyor. Bak sistem çok ilginç. Mesela böyle şeylerin üzerinde durup çok konuşmak istiyorum. Derste falan öğrencileri bayarım. Bir hormonun böyle bir işlevi olması şu demek. Doğuştan var bu. Anne bebek sarıldığı zaman da oluyor. O kadar yaşamsal bir şey ki olmazsa olmaz sosyal ilişki diyor bize. Hormonal sistem. Sen mesela bizim işte tanıdık biriyle karşılaştığında rahatlamamızdan biyolojinin ne faydası olabilir? Daha kalabalık ol, daha tanış ol, daha rahatla ki zayıf bir organizma olarak bir süper organizmaya dönüş ve işte koca koca mabetler yap, icabında savaşlar çıkar, ortalığı birbirine kat ve bu işte tarihte konuştuğumuz bir sürü hadise o hikayelerle bir araya gelmenin ve oksitosinin gücü aslına bakarsan. Peki.